Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün açılışımızı ismi gibi güzel olan yaprağı güzeli ile yapmış olduk. Geçen videomuzda sizlerle birlikte yaprağı güzelimizin budamasını yapmıştık. Kafasını koparmıştık. Bakın şimdi görüyorsunuz bütün yaprak diblerinden bol bol sürgünlenmeye başladı. Yaprağı güzelinizin tek dal uzamaması için, bodur görüntülenmesi için arkadaşlar kafasını koparacaksınız. Bütün yaprak diplerinden sürgünlenmesine yardımcı olacaksınız. Bol bol dalları butakları olacak bu şekilde bakımlarını yaptığımızda. Burada aglonema çiçeğimiz var. Aynı şekilde sağlıklı büyüyor. Yaprakları çok güzel, sağlıklı ve rengi üzerinde. Yeni taze yaprakları da geliyor. Sağlıklı olarak güzel gelişim gösteriyor. Beyaz yapraklı agloneyman. Büyüdüğü zaman çok hoş görsele sahip olan bir çiçekti. Görüyorsunuz taze yaprağı geliyor. Bu yaprak sağlıklı olmadığından dolayı hemen bu yaprağı çıkartmaya başladı. Burada da kırmızı yapraklı agloneymanımız var. Sağlıklı olarak güzel filizlenmeye başladı. Yaprağı geliyor. Bunun hepsi yapmış olduğumuz kürlerin sayesinde ve toprak seçimimizin sayesinde. Diğer çeşitimiz de aynı şekilde yaprakları çok hoş, güzel büyümeye başladı. Saksı değişimi ve toprak değişimi henüz yapmayacağız arkadaşlar. Bu küçük fidelerimizin büyümesini sağlayacağız. Saksı içerisini doldurmasını sağlayacağız köklerinin. Daha sonra saksısını değiştireceğiz. Aynı şekilde bu güzelliğimiz de görüyorsunuz. Hepsi birbirinden güzel. Renkli, rengarenk renk güzel çiçeklerimiz. Aglaonema bitkilerim renkliler arkadaşlar. Fide olarak almıştım. Sadece yeşil beyaz olan aglanema daha önceden var idi. Yaprağı güzelimin saksı değişimini yaptım. 5 litrelik saksıya diktim arkadaşlar. Bazen kafasını kopardıktan sonra budadığımız zaman şu şekilde yapraklarını sarartmaya başlıyor. Alt yapraklarını yapraklarını alıyoruz. Bakın şu şekilde toprağa gömüyoruz. üzerine kapatacağız. Bu nemli toprağın içerisinde o yapraklar çürümeye başlıyor ve to toprağı torflaştırmış oluyor arkadaşlar. Evet bugün bu güzelliklerimiz için bir tarif paylaşacağım çok fayda sağlayan bir tarifti, bütün çiçeklerimize verebileceğimiz bir tarifti, inanılmaz bir karışım da arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi demlediğim yumurta kabuğu ve soğan kabuğu var. Güzelce 5 dakika kaynattım arkadaşlar. 2 yumurta kabuğu, 2 soğan kabuğunu bir arada güzelce kaynatıyoruz. Bu şekilde demlenmesini sağlıyoruz. Daha sonra bu suyu yarım litrelik Suyumuzun içerisine döküp seyralatacağız ve çiçeklerimizin nemli bir toprağına ikram edeceğiz. Süzgencimizi alıyoruz. Suyumuz dinlenmiş olması gerekiyor. Yaptığımız kürü de süzmemiz gerekiyor. Geçen videolarımda da paylaşmıştım sizlere. Bu görmüş olduğunuz pusalarını süzmeden bitkilerimizin köklerine verdiğimizde sineklenme oluyor. Bitkilerimizin toprağında arkadaşlar süzmemiz gerekiyor. Evet şu şekilde çok güzel bir karışım hazırlamış olduk. Bu kürü ben ayda bir kere çiçeklerimin köklerini ikram ediyorum. Çok fayda sağlayan bir kürdü. Aktifleşmesini sağlıyor ve yeni taze yapraklarının oluşmasını sağlıyor arkadaşlar. Gönül rahatlığıyla hepinize tavsiye edeceğim bir tarifti. Göz önünde bardağımızı dolduruyoruz. Bakın şu şekilde bitkimizin her tarafına dökeceğiz. Şekillerimizin saksı ölçüsüne bakarak sulamasını yapıyoruz. Özellikle nemli bir toprağına vermemiz gerekiyor. Bir bardak şu güzelliğimize vereceğiz. Çok vermiyorum. Her çiçeğin saksı ölçüsüne bakarak vereceğiz. Yaptığımız kürleri yaparken ölçülerimize dikkat edeceğiz arkadaşlar. Fazla koymayacağız. Bitkilerimizin köklerine zarar vermiş oluyoruz fazla verdiğimizde ölçüleri kaçırdığımızda bir çorba kaşı veya iki çorba kaşı gelecek kadar azar azar hepsine döküyoruz. Çünkü hem toprak nemli kök çürümesi olmaması için hem bardakları çok küçük. O yüzden azar azar vereceğiz. Her tarafından toprağı zenginleştirmiş oluyoruz arkadaşlar. Evet çiçeklerinizin sağlıklı büyümesi için bol bol güzelleşmesi için ayda bir kere iyotlu besinlerle hidrojen peroksitle yapraklarına su püskürtme yapın arkadaşlar. Özellikle salon bitkileriniz için çok güzel bir karşım anlatacağım. Bir yumurta beyazını güzelce çırpacaksınız. Daha sonra içerisine bir çorba kaşığı havuç rendeden geçirip döküyorsunuz. Yine aynı şekilde çırpacaksınız ve yumurta beyazının içerisine bir su bardağı su döküyorsunuz. Güzelce karıştırıp süzdükten sonra bitkilerinizin salon bitkilerinizin yapraklarına püskürtme yapın. Bu kür ayrı bir güzeldi arkadaşlar. Çiçeklerinizin yapraklarının sağlıklı büyümesine, parlamasına, güzelleşmesine, rengi üzerinde olmasına çok güzel bir şekilde yardımcı oluyor. Yaprağı güzelimizin rengi koyulaşması için, güzelleşmesi için normal olarak güneş enerjisini de alması gerekiyor. Demir vitaminine ihtiyacı var arkadaşlar. Güneş enerjisinde demir bolca olduğu için en azından ya sabah güneşini 2 saat alması gerekiyor. Özellikle yaprağı güzelleri. Diğer çiçeklerimizin, aglonema çiçeğimizin sabah güneşini alıyor. Yapraklarının güzel olduğunu da görebiliyorsunuz şu an. Renkli aglonemalarım akşam güneşini alıyor arkadaşlar. Yapraklarının sağlıklı olması için demir eksikliği yapmayın. Bitkilerinizi öyle bir yere konumlandırın ki sabah güneşini veya akşam gün batışını alması gerekiyor. Güneş enerjisi de alması gerekiyor bitkilerimiz ki sağlıklı büyüyebilsin. Bitkilerimizin D vitaminine çok ihtiyacı var arkadaşlar. Yapraklarından bu D vitaminini alması gerekiyor. Köklerini aktifleştirmesi gerekiyor. Yağmur yağdığı zaman bitkilerinizi yağmur altında tutmaya çalışın. Yağmur suyunda bolcasına azot var. Azottaki bitkilerimizin yeşilleşmesine, yaprak renginin koyulaşmasına, güzelleşmesine yardımcı oluyor. Bitkilerimizin azot, azot mineraline de ihtiyacı var arkadaşlar. Bunu doğal olarak yağmur suyundan da elde edebiliyoruz kuru fasulyenin suyundan da elde edebiliyoruz. Haşladığımız kuru fasulyenin suyunu dökmeden bitkilerimizin köklerine ikram edebiliyoruz bir çay bardağının ölçüsünde. Ben sizlere hep doğal olarak videolarına geldim. Doğal küllerimizi yapıp verirken ölçülerimizi dikkat edeceğiz arkadaşlar. ölçülerimizi dikkat etmediğimiz sürece yaptığımız kürlerin aksini görebiliyoruz. O yüzden dikkatle yapmamız gerekiyor. Hazır besin gibi dikkat edeceğiz ve bitkilerimizi nemli bir toprağına vereceğiz. Direk kuru toprağa da kül vermiyoruz. Bitkilerimizi stresa salabiliriz. Bugünlükte bu kadar olsun. Umarım güzel faydalı bilgiler vermişimdir. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın.